Philip Coutinho Beşiktaş'ın gündeminde. Özellikle Liverpool'da oynadığı dönemde Avrupa'nın en kreatif orta sahalarından biri olarak öne çıkıyordu Brezilyalı oyuncu. Cezalının dışından şutlarıyla, golleriyle, asistleriyle kırmızılara bayağı yardımcı olmuştu. Barcelona'ya çok yüksek bir bedelle transfer oldu. Orada beklentileri karşılayamadı. Sonrasında kariyeri biraz düşüşe geçti. Açıkça bunu ifade etmek gerekiyor. Zaten bu seviyede bir oyuncunun kariyeri düşüşe geçmediyse de Türkiye'ye gelme ihtimali çok yüksek olmuyor. Hocam nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ın arayışını? Alex Teixeira ile Pjanic geldi. Onlar da yüksek profilli oyunculardı. Coutinho gibi ama fayda veremediler. Veremedi. Sen ne düşünüyorsun? Yani o, daha o adamlarla bunu ben çünkü... Hocam ben şöyle özetleyeyim mi? Yani aradaki bir şeyi söylesen. Bir önceki sezon Aston Villa'ya geldi kiralık olarak. Çok hızlı bir giriş yaptı. İlk 7-8 maçında çok çok iyiydi. Sonrasında performansı düştü. Satın alalım mı almayalım mı? Bunu çok tartıştılar, konuştular. Steven Gerrard da hoca. Liverpool'dan da eski takım arkadaşı. Aldırdı kulübe. Geçen sezona bir başladı. Çok kötü başladı. Çok etkisiz başladı. Gerrard onu kesti. Bir sakatlık süreci de oldu. Unai Emery geldi takımın başına. 4-4-2'ye döndü. Coutinho'ya da zaten o sistemde bir yer kalmadı. Önde çok iyi bir santrforu var. Oli Watkins. Onun yanında kanattan bozma oyuncuları biraz daha ikinci forvet gibi kullandı. Coutinho'luk bir durum kalmadı. Süre aldığı zamanlarda da kötüydü açık söylemek gerekirse. Biraz onun da böyle vücut dili acaba futboldan üst seviyeden uzaklaşıyor mu düşüncesini ben de oluşturdu izlediğim performanslar itibariyle. Ama çok büyük bir yetenek. Bilmiyorum Şenol Hoca acaba bu transfer olursa ondan faydalanabilir mi? Şimdi yine ne aklıma ne geldi biliyor musun? Dele Alli geldi. Dele Alli de herhalde 27 yaşında falan değil mi? Yani? Evet. Şimdi Dele Alli ki... Dele Alli daha artık o başka bir psikolojik bir vaka. Anladım. Yani şimdi Şenol Hoca dedim ki bunu adam eder. Eski gün ben onu ta McDonald's'tan tanıyorum yani o Dele Alli'yi. Ama olmadı. Yani olmadı. Şimdi bu adamla ilgili Alex Teixeira ile şey geliyor gene aklıma. Pjanic geliyor. Onlar da çok kalite adamdı ama burada yani halı saha gibi futbolcusu gibi oldular. Evet. Yani gene klasları vardı. Bir gol attı bilmem ne bir tanesi Alex Teixeira falan güzel. Onun için de biraz kafamda soru işaretleri var. Tabii gene buna karar verecek Şenol Hoca. Hani ben bunu adam ederim, şey yaparım. Bir de adamı işte demiş. Yani hocanın da kariyerini tekrar yükselişe geçirdiği çok oyuncu var bu arada. Evet. Şimdi ama yine de adam futboldan sen mi söyledin onu? Vazgeçti mi geçmedi mi? Evet. O önemli olan kafasında. İşte ondan ben emin değilim. Eğer vazgeçmediyse ben oynayacağım derse o eski şeyini Şenol Hoca tekrar onu yani biz de hani parlatır diyoruz ya seyirci ağzıyla. Hı hı. O duruma getirir. Ama kim nereden geldi bu teklif? Kim seyretti mi hoca? Seyrediyor mu? Şimdi son hafta senede oynamadı. Ne desin yani hoca buna? Acaba... Kafamda soru işareti var. Yani hocanın %100 tanıdığı bir oyuncudur. Mutlaka teknik direktörlük yapıyorsa. Tabii ki en iyi dönemini işte, daha çok tanıyordur. İşte geçen sene yok. Evvelki sene bir hızlı başladı sonu yok. Evet. Vallahi bilmiyorum yani. Allah kolaylık versin Şenol Hoca. Eğer bu kesin, eğer onun fikri ise o da var. Bu teklif edilmiştir diye düşünüyorum. Yani hoca, olabilir. Değil mi? Hoca yani bunu alın falan bu iyi adam falan dediğini tahmin etmiyorum. Ben tabii bakacak daha şey var. Beşiktaş'ın bir sürü şeyi var. Hoca ile bu konuyla bir konuşacağım ben. Bugün yarın bir konuşurum. Bayram zaten şeyde. Evet. Bakayım ne diyor ya acaba. O da çok ketum biliyor musun? Tabii. Soruyorum bazen. Ama de, öyle de olması gerekiyor. Olsun da gidecekler var bilmiyorum. Ya çok enteresan şeyler var. Bak, iki takımdı bak. Onu da Trabzon'da dahil Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Öbürlerini bilmiyoruz. Gidecekler de kalacaklar da belli değil ya. Çok enteresan bir sene yaşıyoruz bence. İlk defa ben böyle bir şey geldi başıma. Değil mi? Hiçbir şey, her şey belirsiz. Herkes 7-8 tane transfer görmeyeceğiz gibime geliyor. 10 tane. Ya bilmiyorsun. Hep yaşıyorduk ya öyle. Gidip kalıp kalmayacağı. İşte Galatasaray'da Zanyola mı kalacak? Icardi mi kalacak? Torreira mı kalacak? Şasoba'ya mı kalacak? Burada Fenerbahçe'de öyle. Beşiktaş'ta öyle. Çok enteresan ya, bir sezon. Hepsi mukabeleli oyuncudur hocam. Ya, mukabeleli işte, olan devam isteyen ediyor. İsteyen var, şu var, bu var. Hep acaba isteniliyor da önce bir gelsin. Transfer yapmak da çok zor. Şu anda herkes bekleyecek. Bir kere kadro otursun. Bilmem bununla ilgili. Ne dersiniz hocam Coutinho ile alakalı? Vallahi o futbolculuğu da geçmişi de bir şey diyemeyiz. Yani harikulade bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu. Bence bir dönem. Yani Avrupa'nın en iyi şutörlerinden biriydi özellikle. Şimdi... Bunu alırsanız şayet, bunun oyun tarzına göre oyun sergilemeniz lazım.
Çok, çünkü geriye gelen bir oyuncu çok değil. Çok yardımcı olmaz. Şenol Hoca da oyunu iki yönlü oynamasını isteyen orta sahaları sever. Şimdi mesela hocam Tekşehir'e dedi ama Tekşehir'in de en büyük sıkıntı 8 ay falan oynamadan buraya geldi. Evet. Öyle aldılar. 5 yıl Çin'de oynadı. Yani zaten oynamamış. Baksana Kerem diyor. Oynamadı diyor. Yani. Geçen sene yani. 20 maç bir gol. 20 maçın sadece 7'sinde 11 yani, başlıyor. Onlar işte, da zaten sezonun ilk maçları. Çok hızlı geldi. 20 milyon euro para verdiler. Zaten başlayacağı kesindi yani. Onlar için fark etmiyor. Veriyorlardı ama şimdi burada bunu aldığın zaman hakikaten kalitesine bir şey söyleyemez yani. Evet. Topçu adam. Buraya geldin mi onun oyun tarzına göre oyun sergilemen lazım. Arkasını donatacaksın ben. Ama Şenol Hoca da öyle değil ki. Şenol Hoca da hepsi akordeon gibi açılıp gidiyor. Bütün orta saha ceza sahasına girecek, gol arayacak. Hepsi tekrardan geri gelecek. Hocam, Salih bile düşünebiliyor musun? Şimdi benim anlatmak istediğim Ahmet Hacı o tarzda gösterdi. Değil mi? Salih yani de, hepsi geri geliyor yani. Şimdi bunu ben tahmin etmiyorum yani. Hocam zaten öyle değil. Öyle değil. Bunun arkasını tamamlayıcı oyuncularla oynadılar. Bilemem yani ne derler ya, yoğurdu bile üfleyerek yersin sütten ağzı yanan, elinde bir delaye olmayan bir oyuncu bir de burada tekrardan yakalar mısınız? Aynısını ama kalitesine, oyunculuğuna bir şey söyleyemeyiz yani çarpılırız onu söylersek. Fakat ne verir bilemem. 5 yıl önce 135 milyon euro para verildi. Aynen öyle. Yani bak neden bahsediyorsun? 135 milyonu bizimkiler 3 sezon kadro kurardı. 135 kurardım. Milyonun karşılığını verebildi mi Barcelona'da? Veremedi. O da ayrı bir konu. Yani kötü bir transfer olarak hatırlanacak. Şu anda 135 milyon ilk 3'e girer herhalde değil mi? Mbappe, evet. Vinicius birkaç kişi var değil mi? İlk 5'e kesin girer yani. Hocam, 135 milyon şu anda... Ne Salah, ne Kevin De Bruyne, değil mi? Şu andaki kimseye fiyatları vermezler. Ha? Bunu evet. Verdikleri zaman 5 sene önce bak, 5 sene önce. 5,5 sene hatta. Ya bak işte, 6 seneye giriyor işte. Yani düşün. Yani. Ya öyle yani, bir oyuncu ama... Bir de yaşı da 31 ha? Evet. Ya yaşı da yani... Tarihin abi. En pahalı 3. transferi. Oy. Neymar ve Kylian Mbappe'den sonra. Ya. Yani yazı günü... Herhalde ya. Başkasına bakarlar, başka ya. Bir oyuncuya bakarlar. Bilemiyorum Şenol Hoca'dan. Adamla konuşsa... istekli yani... mi gelmiştir. Ha, alırsa ses getiren bir oyuncu ama bunun da öbür taraflarının yanlarına düşüyor. Bakarsın da buraya gelir futbolu tekrardan ikinci baharını yaşayabilir. Olabilir. Her şeyi yaşayabilir. Ya, oyuncu getirdiğin zaman herkese aa Türkiye mi gitti dedirtecek bir oyuncu. Evet. Bunu da söyleyelim yani mi? Biz son görüntüsü üzerine yorum yani yapabiliyoruz. Son görüntüsü biz değil. Biz ne deriz? Dışarıda izlediğimiz oyuncularla buraya geldiği zaman ne yapacağını bilemiyoruz deriz. Evet. Çünkü orada farklı. Ama bu oyuncu buraya da gelir. Seni de zirve yapar yani her şey olur. Şimdi bir de şu var bak mesela Delali geldiği zaman sakladılar ettiler belki düzeltiriz dediler. Mesela şey profesyonel yaşantısı yokmuş. Daha açık da söyleyeyim yani çok içki içiyormuş yani. Şimdi bunun önce bir şeyi var mı? Bir psikoloğa göndermek lazım. Psikiyatriye göndermek mental lazım. Mental bir sıkıntısı var. Bilmiyorum evet yani bu. Yani yoksa adam baksana dünyanın dediğinizin. Yani en pahalı üçüncü oyuncu. Hocam çok çok farklı bir oyuncu ya. Evet. Bak tekrar söylüyorum. Eğer transfer ettin Türkiye'ye hangi takım olursa olsun bir kere şu derler aa sen Türkiye'ye mi gittin derler. O tarzda bir oyuncudan söz ediyoruz ama Aston Villa da artık onun en son gidebileceği bir yer olmuş. Oraya kadar evet. Düşmüş değilim yani artık onun nerelerden nerelere gelmesi. Ama burası da farklı bir yer. Burası da bir Beşiktaş. Beşiktaş'ın neleri adam ettiğini biliyoruz. Hocam bir seyircisi Beşiktaş'ın. Bak neleri adam ettiğini. Oyuncu için de yani. Büyük bir motivasyon olur. Sen şimdi Kayeriç yani. Falan dedin. Alex Tekşehir'i hadi bir tarafa bırak o sakatlığından dolayı onu bilerek aldılar. Acaba olur mu diye. Kayeriç Şenol Hoca'nın elinde olmuş olsaydı farklı da bir oyun görebilirdik. Orada da o içeridekilerini bilmek lazım. Neler yaşadınız? Hani bizde bir şey vardır sahibine göre bir şey olur diye. Herkes Şenol Hoca da farklı oluyor takım. Hocam Pjanic'te bence Şenol Hoca'da da farklı olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hoca onu Birleşik çok Arap Emirlikleri'ne bak, gitti yani. Gider. Bak farklı orada kullanırdı. Orada oynadı nasıl durumu? Vallahi hiç kayıp. En ufak bir fikrim yok. Kim? Yani Birleşik Arap Emirlikleri. Bakalım. Şey mi? Pjanic mi? Evet. Ligde 18 maçta 4 gol 4 asist oynamış. Ama tabii hiçbir önemi yok yani. Tamam, bu da zaten sonrası şey ligi geliyor artık. İsterse 20 tane atsın. Hadi ya. Yani, o daha kötü mü orası? Kötü tabii.